Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Enflasyon konusunda araştırma yapmaya devam ediyoruz. Şimdi bu enflasyonun nedenleri dediğimiz zaman Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kendi sayfasında bu şekilde gördüğünüz gibi araştırmaya başladığın zaman bilgiler çıkıyor ön plana. Burada ne diyor? Talep enflasyonu, talep enflasyonu mal ve hizmet arzının toplam talebin artış hızına ayak uyduramaması halinde ortaya çıkar. Bu gibi bir durumlarda genellikle ekonominin toparlanma sürecine girdi ve işsizlik oranlarında azalma yaşandığı dönemlerde karşılaşılır diyor. Yani ekonomi toparlanıyor, insanlar iş buluyor, iş bulduğu için de beyaz eşyasını yeniliyor, beyaz eşyaya ihtiyaç var, işte telefonu yeniliyor, telefona ihtiyacı var. Bu işte talebin artması, yeterli telefon, beyaz eşya yoksa araba yoksa araba fiyatları artar. Şimdi burada arkadaşlar olay enflasyon getirip vatandaşa dayandırılmış. Bakın bu tamam doğrudur ama örneklemelerin anlaşılması için bunu biraz açmak istiyorum. Çünkü burada asıl sorun ülke nüfusu arttığı için ülkeye dışarıdan da turistinden tut göçmenine kadar insan geldiği için nüfus artıyor. Nüfus arttığı için gıda ihtiyacı da artıyor. Beyaz eşya ihtiyacı da artıyor. Ondan sonra teknoloji ihtiyacı da artıyor. Fakat enerji tüketimi de artıyor. Senin buradaki asıl sorun senin kaynaklarının yetersizliği. Yani talep zaten artıyor ama talebi karşılayacak kaynağın varsa, üretimin varsa fiyat baskılanmaz ama yoksa evet her zamanki gibi sürprizler devam ediyor. Evet, kaynak yoksa ne yapar arkadaşlar? İthal edersin. İthal ettiğin zaman ne oluyor? Dolar vermek zorundasın. Çünkü senin para birimin rezerv para değil. Doları bulmak için ne yapman lazım? Ya işte turizmden gelir elde ediyorsun ya yurt dışındaki vatandaşların getirdiği dolarlar oluyor. Ya da ihracat yaptığındaki doları kullanıyorsun. Fakat tükettiğin sattığından daha fazla olduğu için çünkü senin kaynak enerjide komple yetersiz. Yani bizim birinci sorunumuz enerji. Enerjimiz yetersiz olduğu için ne kadar araba çok satılırsa o kadar çok petrol ihtiyacı duyacak. Çok petrol satın almak zorunda kalırsın ona dolar vermen lazım. Yani mesele vatandaşın yemek yemesi, ev dizmesi lüksü değil yani. Daha büyük mesele enerji meselesidir. İkinci mesele teknoloji. Yani bilgisayarından kaynak makinesinde, telefonundan bilgisayarına, bilgisayarı bir daha saydık iki kere oldu. Bu teknoloji adamlar çalışıyor, geliştiriyor ama bizimki yetersiz kalıyor diyelim ki sarıda uygun bir renk olmadı. Ne oluyor? İşte iPhone kullanacağım diye insanlar kuyruğa girince veya marka diyeceğim diye kuyruğa girince teknoloji satıyor. Bu da bunu oluşturduğu talep de cari açığa sebep oluyor. Şimdi mesela bunun eskiden daha şey olanı neydi? Savunma sanayiydi. Yani %70 ithalat yaptığımız. Dolayısıyla ithalatın savunma sanayide yüksek olması da talebi yani en çok para buralara gidiyor. Yani enerjide biliyorsunuz 20 milyar dolar Rusya bilmem ne neler biliyorsunuz o konuları. Dolayısıyla burada benim karşı çıktığım nedir? Vatandaşın işte talebinden çok olay bu doğru teşhisi yapıp burada kaynak arttırmaktı. Enerji kaynağını nasıl arttıracaksın? İşte uranyumdan, değil mi? Nükleer enerjiyi uranyumdan
Engin Arık niye öldürüldü? Anlıyorsunuz değil mi? İşte enerji firmaları öldürttü belki de. Enerji firmalarının başındakiler öldürttü. Uranyumda elektrik üretsen kendine yeterli bir duruma gelsen her şey çok farklı olacak. İşte barajlar yapılıyor, karşı konuluyor. Nükleer enerji yapılıyor, karşı konuluyor. Onları kim dizayn ediyor? O zaman elektrik yapma yani, değil mi? O zaman araba kullanma yani. Yani bu rezerv para biriminin TL olmaması, bir kere dolar bulmak zorunda kalıyorsun. İhracatın da bu kaynak eksikliğinden dolayı yetersiz olduğu için, yani ihracat yapmak için de mesela makarna satacaksın, un satacaksın. Bu buğdayı Ukrayna'dan geç. Çünkü senin buğdayın kendine bile yetmiyor. Belki yetersiz kalıyor. Yani teknolojiyi, savunma sanayini, enerji hadi zorunluluk da kendi üretebileceğin şeyi de yanlış politikalardan dolayı veya başka sebeplerden dolayı, yani bu para baronların verdiği rüşvetler olabilir. Yanlış gıda politikası, yanlış tarım politikasından dolayı samanı da ithal etmek zorunda kalıyorsun. Eti de ithal etmek zorunda kalıyorsun. Sürekli ne yapıyorsun? İthal ithal içerideki üreticiyi öldürüyorsun. Sürekli dolar bulman lazım bunlara para vermek için. Doları neyle alıyorsun? Faiz de alıyorsun. Şimdi senin dolara ihtiyacın azsa adam sana %3 ile 5 de veriyor. Senin dolara ihtiyacın fazlasa diyor ki %10 verirsen sana dolar veririm diyor. Şimdi dolayısıyla insanların işte enflasyona karşı kendini koruma şansı yok yani bunlar olduğu sürece. Çünkü sen sürekli cari açık veriyorsun. O yüzden savunma sanayi hamlesi yapıldı. Enerji hamlesi yapılmaya çalışıyor. Mesela teknoloji hamlesi eğitimle çözülebilecek bir hamledir. Ya da bazı konulardaki işte bu yerli malı kullanımı, yabancı hayranının azalması da eğitimle yapılacak, alınabilecek bir önlemdir. Şimdi senin ilaç araştırmaların yetersizse, işte bir damla ilaca 2 milyon dolar gönderiyorsan, tamam mı? Şey olur. Senin sürekli cari açık verirsin. Çünkü senin kendi para birimine olan bir şey değil. O 2 milyon doları ithalat yapmak isteyen değil mi? Adamı, ihracat yapanın parasını alıyorsun, ithalat zorunlu bir şey yerine buna ödüyorsun. Dolayısıyla bir ülkenin eğitim seviyesi düşükse, ilaç, teknoloji, savunma sanayi, enerji de mesela şu an daha demin bir makale okudum. Çin bu hidrojen enerjisini %35 paya ulaşmış. Hidrojen enerjisini çok geliştirmiş. İşte güneş enerjisini dağları, barajları, nehirleri her tarafı güneş panelleriyle kaplamış. Yetmiyor. Çünkü Çin'in de enerji açığı var değil mi? Kendi enerjisi kendine yetmiyor demek. Dolayısıyla buradaki işte nükleer enerji veya başka kaynaklardan enerji bulmayı devletin ön plana alması lazım. Yani faiz yükseltilerek, tamam faizi yükselttin, millet teknoloji kullanmayacak mı? Sen savunma sanayiden feragat mı edeceksin? İlaç almayacak mısın? Arabaya binmeyecek misin? Faiz yükselterek bunu çözemezsin. Faiz yükseltiyorsun, dışarıdan para gelecek, dolar gelecek ki yani bu faiz yükseltmek sadece bunun bir ayağı. Bu dört konuda çözüm olmadıktan sonra bu insanları da haksız kazançlar, kimi ekmek bulamazken kimi vergiden kaçırma veya vergi kaçırma kayırması olduğu için bir şekilde zenginler daha az vergi veriyor, bütün yük fakirlere biniyor. Dolayısıyla zengin daha zenginleşiyor. Parasına para katmak için sürekli devlette işte yoksa ben dolar alırım. Zaten sen temel şeylerde açık verdiğin için bir de adam evini, arabasını ya da tasarruflarını alıp dolara koyuyor. Sen bir de ona dolar bulmak zorundasın. Ona para verirsin. Bütün bunlar olunca ne oluyor arkadaşlar? Şimdi ürün alışın artıyor. Bu ürün alışın arttığı zaman ne oluyor? İşte dolar 3 lirayken diyelim ki 1 milyar varil aldığında ödeyeceğin para farklıdır. 30 lira olduğunda ödeyeceğin para dolar farklıdır yani. TL değer kaybettikçe senin cari açığın artıyor. O yüzden işte faiz yüksel, dolar gelsin. Şey dışarıdan işte doları baskıla. O dolara sen yüksek faiz verdin. O çıkıp gittiğinde ne olacak? Yani burada hesabı yaptık ya. Şimdi sen vatandaşın parası
dolara gitmesin diye faiz veriyorsun. Bunun bir yıl sonra daha fazla para eline geçecek. Birininki şey oluyor. Buna miller yazalım ya, sıfırları silip. Birininki 160 milyar oluyor. Birininki 100 milyonsa 100, 160 milyon oluyor. 1 milyonsa 1,6 milyon oluyor. Yani sen faiz verdiğin zaman bir yıl sonra bu faizden alınan para senin karşında aynı tehditle bir daha gelecek. Dolayısıyla faiz arttırmak pansuman gibi bir şey oluyor. Yani bir şey değiştirmiyor. Hiçbir zaman faiz arttırılarak şeyle bana göre enflasyonla mücadele edemezsin. Bu tabii bu şeyler de zaman alıyor. Yani enerjide çeşitliliğe gitmek bir an önce. Ama algıyı değiştirebilirsin. Kanunlarla işte vatandaşın doları alıp yastık altına ithalat yapmayanın dolar alıp yastık altına koymasını vergi koyarak engelleyebilirsin. Çünkü firmaların, daha önce de bu konuyu konuştuk, dolar kasasında bulunca o doların fiyatı yükselince kambiyo vergisi veriyor. O zaman vatandaş da bunu yapıyorsa o da vergi vermesi lazım. O zaman sen sadece cari açık kadar dolar bulmak zorunda kalırsın. Bir de vatandaşın yastık altına koyduğu dolarlar için faiz ödemek, dolar bulmak zorunda kalmazsın. Şimdi bütün bunlar üst üste binince daha çok dolara ihtiyacını hissediyorsun. Dolar faizi daha çok yükseliyor. Bu sefer ne oluyor? Dolar aldığın kimse, ona daha fazla faiz veriyorsun. Yani ülkenin cari açığı daha da artmış oluyor ve ülkenin kaynakları dışarı atmış oluyor. O zaman da hiçbir zaman işte kendi kaynaklarınla yatırım yapmak zorunda olmuyorsun. Ülken resmiyette bağımsız olsa da ekonomik olarak işgal edilmiş oluyor. Her şeyini yabancılara satmak zorunda kalıyorsun. İnsanlara bu bilinci verip, yani basit bir örnek, işte İngiltere'de oturanlar gitmiş, bu Sri Lanka mı neredeyse çay üretiliyorsa, araziniz dönümüne kadar 1 dolar. A, ben bir buçuk veriyorum, satın alıyorum diyor. Tabii güzel geliyor yani, yüksek fiyattan sattım diye. Sonra 2, sonra 3, işte Kemal Sunal gibi vermeyenlere 5 dolar verip hepsini ele geçirdikten sonra o insanlar o parayı yiyecek, bitecek yani. O para bir sefere mahsus geliyor. Ondan sonra geliyor, ne oluyor? İngilizlerin kendi tarlalarını onlara verdiler. Onların tarlasında, kendi tarla yani kendi sattığı tarlada işçi olarak 1 dolara 50 sente çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi orada Sri Lanka bağımsız ama toprak İngilizlere satılmış. Oraya bir kahya koymuş. Kendi İngiltere'de oturuyor. Onlar çalışıp üretiyor. İngiltere'deki de kaymağı götürüyor. Yani işçinin hakkını da vermiyor. Şimdi aynı şey, bu sistem şey olmazsa, değişmezse, bu cari açık vermek, işte bu doları alıp yastığın altına koymak, enerjide, teknolojide, savunma sanayide, ilaç sektöründe açık durmazsa, işte her şey tek tek yabancılara satılacak. Yabancılara da satılınca ne olacak? Sen orada sadece işçi olacaksın. İşçi de hiçbir zaman sabit gelirli de ticaret yapan gibi zengin olamaz. Onlar sözde hani firmalar üretiyor, işte Türkiye'nin üretimi artıyor, şu oluyor, bu oluyor, ama halka yansıması olmaz. Bu halka yansımasının tek bir yolu olur. O da bu firmalardan yeterli vergi almak. Bırak yeterli vergi almayı. Diyor ki elektrik parasını da ben vereceğim. Çalışanın SSK payını da ben vereceğim, işçi çalıştıranın. Araziyi de ben vereceğim. Onu da vereceğim. Vergi de almayacağım. KDV de almayacağım. Fakirden toplanıp işte zengin daha çok üretsin, daha çok zengin olsun diye zengin fakirden alınan bile zengine aktarıyor. Şimdi bu sistemde işte sokakta insanlar istediği kadar ben acım diye bağırsın. Çünkü burada talep enflasyonu. Yani sanki vatandaş işte iki lokma yediği için enflasyon artıyor gibi. İşte faizi arttırın, vatandaş parasını harcamasın, faize koysun, enflasyon düşer. Düşmez kardeşim. Sen savunma sanayinde vazgeçemezsin. Teknolojiyi durduramıyorsun, enerjiyi durduramıyorsun, ilaç. Zaten
Bu ne diyorlar? Gıdada kullanılan ilaçlardan dolayı, GDO'lu gıdalardan dolayı herkes hasta ediliyor. Zaten herkesin psikolojisi bozuluyor. Bu ilacı durduramazsın. Rezerv para birimi de kendi para birimini kabul ettiremediğin için dolar bulman lazım. Bir de kendi vatandaşlarını bütün YouTuber'lar, ekonomistler, profesörler al kendi paranın yerine. Yani kendi paranı kendinle rezerv edememişsin. Kendi vatandaşın cebinde tutmuyor ki. Başka sana mal satan yabancı ülkeler kabul etsin. Şimdi bu algı böyle devam ettiği sürece, değişmediği sürece faiz artışıyla enflasyonu yenemezsin. Önce doğru teşhis koymak lazım. Doğru teşhis nedir? Temel alanlarda eksikleri giderilmesi lazım. Vatandaşın algısının değişmesi lazım. Dolarla işi olmayanların dolar almasına vergi konulması lazım. Yani yasaklama dedim illa alıp al sattı yasaklamazsın. Kaç liradan aldın? 30'dan aldın. Kaçtan sattın? 40'tan sattın. %10 lira mı kâr ettin? %40'ını vergi vereceksin. Firmalar nasıl veriyorsa. Evet, enflasyonun sebepleri bu. Çözümü de bu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Benim işte proflara kızmamın sebebi de bu. Yani teşhisi doğru yapmıyorlar. Çünkü Merkez Bankası bile açmadan tabii ki açmamış. Ne diyelim yani? Para arzının artması. Yani para istediği kadar olsun. Yani bu da asıl sebep değildir. Neden? Diyelim ki adama para verdin, bir araba aldın. 2, 3, 5 alıp ne yapacak yani? Adam temel ihtiyacı bir arabadır. Ha, işte araba fiyatları artmazsa alıp onu dondurmaz yani. Onu garajda bekletmez, tamam mı? O zaman da istediğin kadar para arz et. Kimse o para arzı bir işe yaramaz. Asıl sebep algıların bozulmasıdır. Asıl sebep kendi enerji, teknoloji, savunma, ilaç kaynaklarının yetersizdir. Bu çözülmediği sürece faiz artışıyla enflasyonu bir yere kadar bastırırsın. Sonra dediğim gibi bunlar döner tekrar paramıza şey yapmazsan, faiz vermezsen dolara gideriz diye. Bu çark böyle devam edip gider. İnsanlar da 1990'larda da bağırıyorlardır. 2024'te de bağırıyorlardı. 2048'de de bağıracaklar. 2148'de de bağıracaklar. Senin kendi kendine yeten bir ülke olmadığın sürece insanların kendi yani ülkelerine sahip çıkmayıp sürece kendi ülkesinin diğer insanlar kendi 3 kuruş kazanacak diye diğer insanların alım gücü düşsün diye bir gayretin içinde olduğu sürece bundan vazgeçmeler lazım. Yani o doları alayım, 3 kuruş alım gücümü kurayım. Sen diğer insanların dolar alacak parası yok. Onların alım gücünü daha da düşürerek büzülme sebep oluyorsun. Bu algılar değişmediği sürece kardeşim faiz arttırarak enflasyonu durduramazsın.